Ya nasıl, tıkırında mı? Tıkırında, tıkırında kardeşim. Bir yaramazlık yok. Ya Gökhan, hani bir büfe vardı ya, Devren Satlık. Ha. Hani sen oğlanın parasını kumarda ezdiydin ya. Hani numara yapmıştık ya lan. Hani numaradan dövmüştüm ya ben seni. Oğlum sessiz olsana ya. Anladık. Allah Allah, ne olmuş büfe? Ben alacağım orayı. Tabii sen yardım edersen. 200 bin açığım var lan. Bak söz, geri de vereceğim ha. Lan oğlum sen neyine lan senin büfe müfe? Ha? Ne büfesi oğlum? Sen beni dinlemiyor musun ya? Bak benim çocuğu uyandırmak üzereler. Anladın? Benim çocuğu uyandırmadan benim bu parayla hemen yürümem lazım. Anladın? Yani? Yani para mara yok kardeş. Anladın? Şimdi öyle mi oldu Gökhan? Bak çok ayıp ediyorsun. Lan senin bütün pisliğini ben örttüm lan. Senin yanında hep ben vardım, ben. Sana cezaevinde bile ben baktım. Ya sen ne anlatıyorsun oğlum bana? He? Ben sana para vermek zorunda mıyım lan? Git çalış. Büfe mi açacaksın, ne açacaksın? Lan sen çok mu çalışıyorsun sanki? Oğlunu bir güzel sövüşlüyorsun sanki, bilmiyorum. Lan sessiz ol, sessiz. Şimdi ağzına şaplığa vuracağım ha. Sana ne oğlum benim oğlumdan, parasından, pulundan? Hı? Kalk git lan buradan. Hüker. Oğlum kalk git lan. Benim canımı sıkma. Harbiden sana yazıklar olsun lan. Lan sen tam bir yılan mısın lan? Lan he canım he. Haydi. Haydi. Bizim o tam böyle tartıştı adam kim acaba? Dur bakalım. Büfe açacakmış. Kardeş, kardeş. Bir dursana be. Ya bir şey soracağım ben sana. O içerideki tartıştığın adam kim o? Arkadaşın mı? Öyleydi. Ama artık değil. Şerefsizin teki çıktı kendisi. Az önce öğrendik. Sen kimsin? Benim de ortağım. Öyle mi? Aman dikkat et ha. Sana da kazık atmasın. Dur. Bir dakika dur. Bir şey söyleyeceğim sana. Bak kardeşim, ben de bu Gökhan'dan hiç haz etmiyorum. Açık söyleyeyim sana. Eğer sen de istersen biz seninle bir konuşalım. Bu herifin bir ipliğini pazara çıkaralım. Ne diyorsun ha? Şu kır yılanının işini birlikte bitirelim mi? Ne diyorsun? Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.